25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü nedeniyle üniversite caddesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünden Adalar Porsuk mevkine kadar yürüyüş düzenlendi. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu'nun çağrısıyla gerçekleşen yürüyüşe katılan yüzlerce kadın, "Yaşasın kadın dayanışması, Ayşe Tuğba Arslan isyanımızdır, kadın cinayetleri politiktir, kadınlar asla susmayacaklar" sloganları attı. Kadınlar ayrıca yürüyüş esnasında erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren kadınların isimlerini okuyarak "burada" diye bağırdı. Türkiye'de her 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığına dikkat çeken avukat Heval Yıldız Karasu, kadınlarla birlikte yargı paketini kabul etmediklerine haykırdı. Her 3 kadından biri şiddete uğruyor. Her gün bir kadın arkadaşımızı kadın cinayetinde kaybediyoruz. Devlet ise buna çözüm bulmak yerine kadınların yıllardır mücadele ederek kazandığı haklarını bir bir ellerinden almaya çalışıyor. Ve bunu müjde olarak sunuyor. Yargı paketiyle toplum için faydalı düzenlemeler yapıyoruz diyor. Bakın bu yargı paketinde neler var. Kadınların boşanmadaki yegane teminatlarından olan nafakayı demagojilerle kaldırmaya çalışıyor. Nafakanın kaldırılmasına izin verecek miyiz? Hayır! Boşanmanın zorlaştırılması anlamına gelecek ve hak kayıplarına sebep olacak ara buluculuk getiriliyor. Ara buluculuğu kabul edecek miyiz? Hayır! İstanbul Sözleşmesi zoruyla yasalaşan kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu işlevsiz hale getirecek değişiklikler getiriyor. 6.284'ün işlevsizleştirilmesine izin verecek miyiz? Hayır! İstanbul Sözleşmesi'nin yok sayılmasına izin verecek miyiz? Hayır! Ve en kötüsü, çocuk yaşta evliliklerinin önünü açacak ve toplumda büyük ahlak çöküntüsü yaratacak tecavüzcülere af getiriliyor. Tecavüzcüleri affedecek miyiz? Hayır! İstismarı affedecek miyiz? Hayır! Çocuk yaşta evliliğe göz yumacak mıyız? Hayır! Kadınlar yargı paketinin açılmasından sonra meşale eşliğinde sloganlar attı. Hayır!